grup toplantımıza hoş geldiniz. Evet, aramızda Kürt Dil Kurultayı emekçileri var. Onları da selamlıyorum. Humbi Herat'ın Sersaran Serçavanat'ın. Hafta sonu eş genel başkanımızla beraber Diyarbakır'daydık, Muş'a gittik, Cizre'ye gittik. Oradan sizlere selamlar getirdim. Cizre'nin mücadelesini getirdim, umudunu getirdim. Evet, 7 Şubat 2016. Cizre bodrumlarında 189 insan katledildi. Bu 189 insanın katledilmesinin soruşturması maalesef gerçekleştirilmedi. Bunun hesabı sorulmadı. Zaten bu iktidardan bunun hesabının sorulmasını beklemiyoruz. Ama biz o yitirilenleri unutmadık, unutmayacağız. Bir kez daha yitirdiklerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Neden Cizre bodrumlarında bu felaket yaşandı, bu katliam yaşandı? Yaşandı çünkü bu iktidarın bir planı vardı, çöktürme planı. Bu çöktürme planını 5 Nisan 2015'te mutlak tecritle hayata geçirmeye başladılar. Sonrasında Diyarbakır katliamı, Suruç katliamı, 10 Ekim Ankara katliamı ve bu böyle devam ede geldi. Evet, çöktürme planı başarılı oldu. Ülke çöktü. Bu ülkeyi bu iktidar çökertti. Bu planlarıyla çökertti. Mutlak tecritle başlayan hukuksuzluk artık olağan bir hal aldı. Her yerde adaletsizlik, her yerde hukuksuzluk. Hukuku çökerttiler, yargıyı çökerttiler. Hukuk devleti adına, anayasal devlet adına hiçbir şey kalmadı, hiçbir kurum kalmadı. Kentleri yıktılar, kentleri çökerttiler. Evet, dokunulmazlıkları kaldırarak demokratik siyaseti çökerttiler. 4 Kasım 2016 siyasi darbesiyle aslında demokratik siyasete en büyük darbeyi vurdular. Kayyumlarla bu ülkede toplumsal barışı çökerttiler. Dönüp baktığımızda işte bir ülkenin nereye sürüklendiğini, bu iktidar elinde nereye sürüklendiğini çok iyi görüyoruz. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. Bu çöktürmenin bizi nerelere sürüklediğini görmeniz için. Burada gördüğünüz ortada oturan kişi kayyumdur. İdil kaymakamı, İdil ilçemize atanmış kayyumdur. Bir yanında jandarma komutanı, bir yanında emniyet amiri. İşte Türkiye'nin fotoğrafı budur. Böyle bir fotoğrafı 12 Eylül arşivlerinde bile bulamazsınız. Ülkenin geldiği gerçeklik budur. Çöktürme planının işte tırnak içinde başarısı budur. Bu ülkede demokratik siyaset adına hiçbir şey kalmamıştır. Toplumsal barış adına hiçbir şey kalmamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu otoriter rejimin inşası, faşizmin kurumsallaşması sürecinin aslında kısa bir tarihidir geride bıraktığımız 5 yıl. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında sağ popülist bir iktidarın Kürt düşmanlığı üzerinden nasıl bir otoriter rejim olduğunu bize açıklar. Bu düşmanlıktan beslenerek toplum her geçen gün daha fazla şiddet girdabına sürüklendi. Baskı girdabına sürüklendi. Her gün yeni bir zulümle karşı karşıyayız. Bu sistemin adı aslında zorbalıktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorba bir sistemdir. Şiddet sürüyor. Şiddet mekanizmalarını da her geçen gün yenilemeye devam ediyorlar. İşte bekçi yasası denen yasa aslında şiddetin yaygınlaştırılmasından başka bir şey değildir. Bütün ülkeyi zapturapt altına almaya çalışan bu iktidar şimdi bekçi yasasıyla mahallelere, sokakların arasına kadar bu şiddeti taşıma peşindedir. Tıpkı Kürdistan'da koruculuk sistemi gibi bugün Batı'da bekçi yasasıyla aslında yapmak istedikleri şey koruculuğun sokaklara, mahallelere kadar taşınmasından başka bir şey değildir. Toplumu terörize ederek, bütün memleketi terörize ederek şiddet eliyle iktidarda durmaya çalışıyorlar. Bitmeyen bir gecenin içindeyiz, kabusun içindeyiz. Evet, bu kabusun nedeni bu iktidardır. Bugün dönüp İdlib'e baktığımızda
aslında bütün bu meselenin son fotoğrafını işte İdlib'de görüyoruz. Bu iktidarın dünya sistemi nedir? Uluslararası ilişkiler nedir? Dış politika nedir? Bu konularda hiçbir fikri yok. Bu iktidar emperyalistler arası gerilimler ortasından kendisine menfaat çıkarmaya çalışan bir iktidardır. Suriye politikası dediğimiz politika tam da bunun üzerine oturmaktadır. Bir gün Rusya'nın kapısını çalıp, bir gün Amerika'nın kapısını çalarak bu kaostan, bu istikrarsızlıktan beslenmeye ve bununla ayakta durmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Tek dertleri Kürtlerin kazanımlarını yok etmek, tek dertleri Kürt düşmanlığını canlı tutmak, tek dertleri bölge haklarının demokratik çözüm adına yapmış oldukları kazanımları kökünü kazımak. İşte bu anlayışla Orta Doğu'yu aslında bir yangın yerine çevirdiler. Ellerinde benzin bidonu yangına koşmaya devam ediyorlar. 10 yıl boyunca sürdürülen bu politikayla geldiğimiz yer ortadadır. Şimdi sona yaklaştıkça yitirilen canlar artıyor. Yok olan kaynaklar artıyor. Mülteci krizi çok daha büyük, içinden çıkılmaz bir sorun yumağı haline gelmeye devam ediyor. Bu sürüklenişe hızla son vermeliyiz. Bir an önce son vermeliyiz. Bakın İdlib'de son yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı apar topar Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna'yla görüşmeler yapıyor. Ukrayna'ya 200 milyon liralık kaynak aktarıyoruz. Yani bu ülkenin kaynaklarının nereye gittiğinin aslında bir göstergesi. Bu 200 milyon lirayla ne yapacak Ukrayna? Bizden silah alacak. Hangi silahları alacak? Damadın ürettiği SİHA'ları alacak. Cumhurbaşkanının aklı fikri damatların bilançosunda. Bunu pazarlama peşinde. Bu memleketin parasını Ukrayna'ya veriyorsunuz. Ukrayna bu parayla sizden silah alıyor. İşte militarist bir akla tutsak olmuş, bu tüccar akla tutsak olmuş bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ve burada bunca kıyamet yaşanırken Cumhurbaşkanı Ukrayna'da insanlara müjde veriyor. Diyor ki serbest ticaret anlaşması çok yakında hayata geçecek. Bu kim için müjde? Hangimiz için müjde? Bu sadece etrafındaki bir avuç iş adamı için müjde olabilir. Ama bu ülkenin derdi başkadır. Bu ülkenin derdinin çözümü de başka bir iktidardadır. Bu iktidar iddiatçıdır. Bitmeyen iddiatçı aklı yeniden üretmektedir. Ve bu yüzden de her meseleye hamasetle yaklaşmakta ve barış demokrasi adına ne varsa tüketmektedir. Biz de diyoruz ki hamasetle değil barış ve demokrasi politikalarıyla hareket etmeliyiz. Türkiye'nin hızla demokratikleşmesi, dış politikalarını da tüm bölge için demokrasi ve barış eksenine oturtması bir zarurettir. HDP olarak dış politika anlayışımız Türkiye'de demokrasi, bölgede de demokrasi, dünyada demokrasi anlayışıdır. Tezkerelerle değil, dayanışma politikalarıyla içeride dışarıda bir demokratikleşme çabası içinde olacağız. Uluslararası toplumu da artık geç kalmadan bu dünya halklarının, Orta Doğu halklarının sorunlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Toplumsal ve siyasal barış için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu barışın önünde en büyük engel oluşturan bu iktidardan da bir an önce kurtulmalıyız. Evet, bu iktidardan kurtulmak demek aslında Orta Doğu'da demokratik çözümün yolunun açılması demektir. Bakın, geçtiğimiz günlerde İsrail-Filistin sorunu yeniden gündeme geldi. Yüzyılın anlaşması başlığıyla gündeme geldi. Yüzyılın planı adını verdikleri plan Trump eliyle yanına Netanyahu'yu alarak açıklandı. O açıklamada Filistinliler yok. O açıklamayla siz 100 yıllık bir barışı var etmeniz mümkün değil. Orada Filistin halkı ve Filistin halkının temsilcileri olmadan ortaya koyduğunuz çözüme çözüm denmez. Aslında aynı Erdoğan gibi Netanyahu da, Trump da, Putin de Orta Doğu'daki çözümsüzlükten beslenmeye devam ediyorlar. Otoriter rejimler kendi ülkelerindeki otoriter rejimlerin bekası için Orta Doğu halklarının üzerinde tepinmeye devam ediyorlar. Eğer gerçekten bir çözüm istiyorsanız
Bu çözüm planı var etmek istiyorsanız bu ancak ve ancak Orta Doğu halklarının kendi çözüm planları ekseninde gelişebilir. Bunun dışında bir şeyin çözüm olarak adlandırılması mümkün değil. Tam tersine bu dayatmalar Orta Doğu'da şiddeti de, savaşı da, gerilimleri de büyütmeye devam edecek. Bakın Filistin meselesi dediğimiz şey aslında o denli karmaşık, o denli derin bir mesele ki sadece Orta Doğu'da Filistin dışında 5 milyondan fazla Filistinli kamplarda yaşıyor. Nakba'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumu bu denli vahim bir tablodur. Bu meseleyi konuşurken bütün bu dinamikleri, bütün bu gelişmeleri dikkate almadan konuşmak, yok saymak, her şeyi İsrail devletinin aklıyla çözmeye çalışmak çözümsüzlükten başka bir şey getirmez. Orta Doğu'da aslında en temel sorun bu. Orta Doğu halklarının beklentilerini karşılamaktan uzak otoriter rejimlerin dayattığı çözümsüzlüklerdir. Bugün Filistin halkının karşı karşıya kaldığı durum aslında bizim çok yabancısı olduğumuz bir durum değil. Herkesi şaşırtacak kadar büyük benzerlikler gösteren aslında bir süreci yaşıyoruz. Yani bugünkü devletin, bugünkü iktidarın Kürtlere yönelik uygulamış olduğu politikalarla İsrail devletinin Filistin'e uygulamış, Filistin halkına uyguladığı politikalar arasında inanılmaz benzerlikler vardır. Ve o yüzden de büyük olasılıkla İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu kadar iyi olmasına şaşırmamak gerekiyor. Bakın İsrail Filistin'de ağaçları kesiyor. Özellikle de zeytin ağaçlarını kesiyor. Türkiye Afrin'de zeytin ağaçlarını ele geçiriyor. Zeytinleri çalıyor. Afrin halkının zeytinlerinin üzerine konuyor. Evet, İsrail Filistin halkının hafızasını silmekle meşgul. Aynı şeyi Türkiye'de bu devletin, bu iktidarın Kürt halkının hafızasını silmekle meşgul olduğu sahnelerden biliyoruz. Evet, kültüre saldırıyor, Kürtçeye saldırıyor, akla hayale gelmeyecek her türlü yöntemle bir hafıza temizleme faaliyetinden başka bir şey hayata geçirmiyor. Sürekli olarak da eğer Filistin meselesinde İsrail devleti herhangi bir adım atmışsa buradan yine bir hamaset, yine boş lafları dinlemeye devam ediyoruz. Ama bunun arka planında ne mi görüyoruz? Örneğin İsrail vatandaşıysanız bu ülkeye vizesiz giriyorsunuz. Ama Filistin vatandaşıysanız vize uygulanıyor size. Dolayısıyla bu ülkenin politikalarını anlamanın aslında bir sonucudur bu. Yine İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre İsrail ile Türkiye arasında dış ticaret hacmi bu iktidar zamanında 10 kat artmış. En çok sattığımız ürün ne? Çimento. Evet, duvar yapsınlar diye. Tıpkı Kürtlerin arasına duvar ören AKP iktidarı gibi Netanyahu iktidarı da Filistinlilerin etrafına aynı duvarları örmeye devam ediyor. Filistin meselesinin çözümünde Birleşmiş Milletler ve farklı devletlerin arabuluculuğu önemlidir. Ancak Filistin halkının haklı taleplerini görmek şartıyla ve bunun da başlangıcı her şeyden önce hakiki bir yüzleşmeden ve adalet mücadelesinden geçmektedir. Aynı şeyi Türkiye için de söyleyebiliriz. Türkiye bir an önce tarihiyle yüzleşmelidir. Katliamlarıyla yüzleşmelidir. Cizre'den başlayarak Dersim'e, Koçgiri'ye kadar bütün tarihiyle yüzleşmeden ve gerçek anlamda bir adaleti sağlamadan Türkiye'nin demokratikleşmesi de mümkün değildir. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım. Evet, bir hafıza silmeden bahsettik. Kürtlere karşı uygulanan politikalardan bahsettik. Aslında asimilasyoncu bu anlayışın, 100 yıldır bu ülkede sürdürüle gelen asimilasyoncu anlayışın en belki de somut göstergesi ana dili konusundaki bu devletin, bu iktidarın yaklaşımıdır. Kürtçe'ye olan yaklaşım tabii ki bunda en belirgin tabloyu karşımıza çıkartıyor. Milyonlarca insanın kullandığı bir dil Kürt dili. Sadece Türkiye'de 25 milyon Kürt yaşıyor. Tüm bölgeye baktığımızda 50 milyon üzerinde Kürtler var. Ve böyle bir dili yok saymak, böyle bir dili karikatürize etmek, böyle bir dili hafızalardan kazımak için devletin çabası yoğun bir şekilde sürüyor. Bu iddiaçı akıl dediğimiz akıl işte bu.
AKP döneminde de hele hele özellikle son 5 yıl boyunca hem kayyum marifetiyle hem de uygulamaya koymuş oldukları politikalarla bu anlayışlarını çok ileri boyutlara taşıdılar. Oysa biliyoruz ki toplumsal barışı var eden en önemli şeylerden biri aslında o toplumu oluşturan tüm farklı kimliklerin kendi kültürleriyle, kendi dilleriyle var olabilmelerini sağlamaktan geçiyor. Aksi halde bir ülkede toplumsal barışı var etmeniz mümkün değil. Toplumsal barışı var etmediğiniz bir yerde demokrasiyi var etmeniz mümkün değil. Şimdi dönüp bakıyoruz, bu rejim neden bu kadar otoriter? Çünkü bu ülkede demokrasiyi inşa edecek toplumsal zeminini kaybetmiş. Kürtleri kaybetmiş, Türkiye halklarını kaybetmiş. Çünkü onların kültürüne saldıran, dilini yok sayan bir iktidar var. Bu iktidardan kurtulmak lazım. Eğer kurtulamazsak diller bahçesi olan bu ülkeyi çoraklaştırmaya devam edecek, çöle çevirmeye devam edecek. Bakın 2016'daki darbe kalkışmasını bahane ederek bu iktidar olağanüstü hal ve kayyumlarla beraber bize 90'ları aratmayacak uygulamaları sahneye koydu. Evet, kayyumların ilk yaptığı şey, atanır atanmaz ilk yaptığı şey belediyelerden Kürtçe ve diğer çok dilli tabelaların indirilmesi oldu. Ahmet Hani'nin diğer birçok Kürt tarihinde önemli isimlerin heykelleri kaldırıldı. Sokak isimleri değiştirildi. Dolayısıyla topyekün bir saldırıyla karşı karşıya kalındı. İstanbul Kürt Enstitüsü başta olmak üzere Kürdider kapatıldı. Tek Kürtçe gazete olan Azadiye Velat gazetesi, dergiler, yayın evleri, Kürtçe yayın yapan televizyon kanalları kapatıldı. Kürdi kitaplar yasaklandı. Evet, saymakla bitmiyor. Bunu bütün illerde, ilçelerde hayata geçirdiler. 31 Mart seçimlerinden sonra da yeniden kayyum atayarak gelir gelmez ilk yaptıkları şey yine aynı yöntemi hayata geçirmek oldu. Bir zamanlar dil jandarmaları vardı bu ülkede. Şimdi bu dil jandarmalarının görevini işte bu kayyumlar üstlenmiş durumda. Meclis çatısı altında. Evet sevgili arkadaşlar, meclis çatısı altında bile burada bile Kürtçe'ye tahammül edemiyorlar. Kürt vekillerimizin ana dillerinde söz söyleme hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. Hatta daha ileri giderek bu dile akıl almaz bir şekilde hakaret ediyorlar. Kürsüden arkadaşlarımız Kürtçe konuştuğunda buna bilinmeyen dil diyorlar. Anlaşılmayan dil diyorlar. X işareti koyuyorlar. Bu kimin ne haddine? Bu ne aymazlıktır? Bu ne utanmazlıktır? Bu nasıl bir anlayıştır? Meclis başkanına buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Bu ayıba bir an önce son verin. Bu meclis Kürtlerin de meclisidir, Türklerin de meclisidir. Bir ülkenin demokratikleşmesinde bu kadar kritik rol oynayan bir şeye, bu saldırıya son vermeliyiz. Ana dilinde eğitim hakkı en temel haktır. Ana dilinde eğitim hakkının yok sayıldığı bir yerde diğer hakların gelişme olanağı mümkün değildir. O yüzden okul öncesinden başlayarak tüm eğitim yaşamı boyunca tüm insanların kendi ana dilinde eğitim hakkı mutlaka sağlanmalıdır. Eğitim hakkı yetmez. Çok dilli bir toplumda çok dilli bir yönetim anlayışını da mutlaka hayata geçirmeliyiz. Evet, bu ülke bu çok kültürlülüğünü, çoğulcu yapısını çok dilli bir toplumsal yaşamla ileriye taşımak zorundadır. Eğer bunu yapmazsak bu ülkenin çoraklaşması engellenemez. Bunu yapmayıp sessiz kalarak aslında bu iktidarın bu çoraklaştırmasına hizmet etmiş oluruz. O yüzden Türkiye'deki tüm siyasi yapılar, tüm muhalefet partileri bu konuya duyarlılık göstermelidir. Günlük yaşamda da böyle arkadaşlar. Günlük yaşama da dönüp baktığınızda bunu bütün ayrıntısıyla görmeniz mümkün. Mesela işte hep söylenen şey seyahatlerde karşınıza çıkıyor. Uçağa biniyoruz. Diyarbakır'a gideceğiz, Van'a gideceğiz. İşte uçakta Türkçe anons var. Bir de İngilizce anons var. Uçakta hepimiz Kürdüz. Ama
Türkçe var, İngilizce var. İngilizce de çok güzel. Bir an için kendimizi Lordlar Kamerası'nda hissediyoruz. O kadar güzel bir İngilizce konuşuyor. Ama Kürtçe yok. Uçakta Türkçe bilmeyen olabilir. Herhangi bir sorun yaşadığında ne olacak? Bunlar düşünülmüyor. Bakın, depremde bir görevli kadın arkadaşın Kürtçe konuşması ne kadar önemli bir şeye işaret etti. Sanmayın ki bu iktidar Kürtçe bilen birisi olduğu için o arkadaşı istihdam etti. Tamamen tesadüftü. Hayırlı bir tesadüftü. Ama bu meseleler tesadüfe bırakılabilir mi? Bu ülkede ana dili Kürtçe olup Türkçe bilmeyenlerin hizmet alma hakkını nasıl sağlayacaksınız? Deprem bunun en uç örneğiydi. Ama günlük hayatın içinde, hastaneye gittiğinizde ya da toplu taşımada ya da kamusal alanda kendi dilinizde hizmet alamıyorsanız, o zaman işte gerçek anlamda dışlanmışsınızdır, ayrımcılığa tabi tutulmuşsunuzdur. Tüm bunlara son vermek geliyor. Mahkemeler. Mahkemede ana dilinizde savunma yapamıyorsanız savunma hakkı nasıl sağlanmış olacak? Bu mümkün mü? İnsanın kendini en iyi, en mükemmel şekilde ifade edebileceği tek şey ana dilidir. Bizler her şeyimizi ana dilimizde anlatabildiğimiz ölçüde aslında hem entelektüel olarak, hem kültürel olarak, hem de günlük yaşamda ilerleme kaydedebiliriz. 112'de mesela Kürtçe yok. Yani 112 arayan bir Kürt vatandaşı meramını nasıl anlatacak? 112'de 112 tane dil var, Kürtçe yok. Bu tamamıyla iktidarın aslında asimilasyoncu politikasını, Kürt düşmanlığını, Kürtlere karşı olan nefretini göstermektedir. Ana dilinde eğitim yasağı başta olmak üzere tüm yasaklar bir an önce kalkmalı, anayasal güvenceye ana dili hakkı mutlaka kavuşturulmalıdır. Bu yasakçı zihniyetten bir an önce kurtulmalıyız. Bu ülkede evet, toplumsal barış meselesini konuşmaya başladığımızda AKP'nin, AKP-MHP iktidarının, AKP-MHP bloğunun nasıl toplumsal barışı dinamitlediğini hep beraber izliyoruz. Ülkeyi bir kayyum cumhuriyetine çevirdiler. Kayyumların marifetlerini saymakla bitiremeyiz. Yani ana diline, kültüre saldırıları, işte biraz önce gösterdiğim fotoğraftaki tabloları yaratmaları, yolsuzlukları, Sayıştay raporlarıyla, bütün çıplaklığıyla ortaya konmuş yolsuzlukları say say bitmez. Bunu kalıcılaştırmaya çalışıyorlar. Yani bu kayyum rejimini nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Bunun kılıfını nasıl hazırlarız? Bunun peşindeler. Şimdi bir yasa hazırlığı içindeler. Yeniden bir yerel yönetimler yasası hazırlama peşindeler. Bu yasanın en önemli amacı, yegane amacı aslında kayyum rejiminin kalıcılaştırılmasından başka bir şey değildir. Yani vesayet rejimini çok daha katı bir hale getirecekler. Daha açık söyleyelim, faşizmin kurumsallaşması açısından, kendileri açısından en kritik hamleyi yapacaklar ve yerel yönetimleri aslında tümüyle merkezi idareye bağlayacaklar. Valilere inanılmaz aşırı yetkiler vererek aslında tüm yerel inisiyatifleri yok edecekler. Oysa Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nda da belirtildiği gibi, yerel demokrasinin gelişmesi her şeyden önce yerelin özellik alanındaki genişliğine bağlıdır. Olabildiğince özelleşmiş yerel yönetimlerle ancak demokrasiyi var edebilirsiniz. Gerçek anlamda o zaman bir parlamenter sistemden bahsedebilirsiniz. Yoksa sadece bir parlamentonuzun olması sizde demokrasi olduğunu göstermez. Orada demokrasinin olup olmadığı dönüp yerele baktığınızda anlaşılır. Türkiye'de özellik adına kalmış kırıntılara bile tahammül edemeyen bu iktidar şimdi bu yeni yerel yönetim yasasıyla bunları da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hem idari vesayet hem mali vesayet peşinde. Yeni vergiler salmayı, bu vergileri de özellikle rant vergileri üzerinden gerçekleştirmeyi istiyor. Evet, yerel yönetim yasa, hazırladıkları yasa tamamıyla aslında rant anlayışlarını, rant ekonomisi anlayışlarını sürdürmeye yönelik. Bunun ipuçlarını Kanal İstanbul tartışmalarında gördük. Bunun ipuçlarını Boğaz'a Nazır 4 ilçe belediyesinde gördük.
Dediler ki bu ilçe belediyeleri boğazlar üzerinde, boğaz üzerinde tasarrufta bulunamaz. Neden? Çünkü boğaza nazır ilçeler rant getiriyordu. Kanal İstanbul başlı başına bu anlamıyla baktığınızda böyle değerlendirilen bir proje. Yoksa ekoloji, iklim krizi gibi konular umurlarında bile değil. Bu felaketi yaratmak umurlarında bile değil. O yüzden de diyoruz ki tüm seçilmişler bu kayyumcu zihniyete karşı bir arada mücadele vermelidir. Bu Kürtlerin başına geldiğinde arkanızı dönüp giderseniz işte sizin kapınızı çalmaya başlarlar. Önce bu tür yasalarla, daha sonra da işte başınıza valiyi oturtarak sizin bütün yetkilerinizi alırlar. Kürdistan'da açık kayyum, batıda örtülü kayyum rejimiyle iktidarlarını devam ettirmeye çalışırlar. Buna engel olmanın yolu tüm seçilmişlerin yan yana gelerek mücadele etmesidir. Buna engel olmanın yolu tüm toplumun seçilmişlerine, siyasi iradesine sahip çıkmasıdır. Bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu mücadeleyi bir an önce büyütmeliyiz. Evet, kayyumlardan bahsetmişken size önümüzdeki hafta içindeki duruşma tarihlerini okumak istiyorum arkadaşlar. 4 Şubat'ta Yüksekova Belediye Eş Başkanımız Remziye Yaşar, yani bugün duruşması var. 10 Şubat'ta Diyarbakır Belediye Eş Başkanımız Adnan Selçuk Mızraklı'nın duruşması var. Yine 10 Şubat'ta Yüksekova Belediye Eş Başkanımız İrfan Sarı'nın. 10 Şubat'ta İpek Yolu Belediye Eş Başkanımız Şehzade Kurt'un. 17 Şubat'ta Hakkari Belediye Eş Başkanımız Cihan Karaman'ın duruşmaları var. Evet, yargılanıyor arkadaşlarımız. Tutuklu yargılanıyorlar. Bir suçları yok. Dosyalarında hiçbir delil yok. Her şey uydurulmuş. Saçma sapan iddianameler, uydurulmuş iddianameler, ama arkadaşlarımız tutuklu ve yargılanıyorlar. Çünkü kayyum rejimlerine bu yolla da kılıf arıyorlar. Suçlu yaratma peşindeler. Bu davaları izlemeliyiz. Bu davalara sahip çıkmalıyız. Arkadaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Tüm Türkiye'ye çağrı yapıyorum. Herkes sahip çıkmalıdır. Evet. Aksi halde insanları suçlu göstererek, insanları, halkları, bölgeyi terörize ederek bu rejimlerini devam ettirmenin peşinde koşmaya devam edecekler. Bu talimatlı yargı sistemine son vermemiz gerekiyor. Bakın, bu ülkenin hafızasında hangi mahkemeler var? Hatırlatmak isterim arkadaşlarım. İstiklal mahkemeleri. Evet, bu ülkenin tarihinde var. Bir utanç sayfası. Yassıada mahkemeleri. Bu ülkenin tarihinde var. Bir utanç sayfası. Devlet güvenlik mahkemeleri bu ülkenin tarihinde var. Ve şimdi de saray mahkemeleri. Sizler de bu ülkenin tarihinde utanç sayfalarında yerinizi alacaksınız. Sevgili yoldaşlarım, yargı bu durumda, tabii insan hakları meselesine baktığımızda durum çok daha vahim. Evet, çok daha vahim. Gülistan Doku nerede? Bir ay oldu, bir aydır yok. Kayıp. Ve devlet bu olayı geçiştirmeye çalışıyor, üstünü örtmeye çalışıyor. Bu ülkede insanlar kaybediliyor ve bulunamıyor. Ve giderek de sayı artıyor. Tam bir aydır Gülistan Doku'ya ulaşılamıyor. Bulunamıyor. Ailesinin tüm ısrarlı çabalarına, Dersim halkının tüm ısrarlı çabalarına, Türkiye toplumunun tüm duyarlılığına rağmen devlet bu işin üstünü örtme peşinde. Ama dediğim gibi artık giderek artan kayıp vakaları var. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Bunları soruşturmak, açıklığa kavuşturmak kimin işi? Savcıların değil mi? Bu ülkenin adalet mekanizmasının değil mi? Adalet mekanizması sadece ve sadece bizle ilgileniyor. Savcıların yegane görevi HDP'lilerin peşinde koşmak. Başka bir şey değil, suç aramak. Oysa ülkede adaletsizlik diz boyu. Her yerden adaletsizlik fışkırıyor. Tabii en büyük adaletsizliklerden biri de cezaevlerinde yaşanıyor. Cezaevlerindeki hak ihlallerini saymakla bitiremeyiz. Bir kere işkence var. Hem de sistematik bir işkence var cezaevlerinde. Yiyecek miktarları azaltılmış durumda. Yemekler hijyenik değil. Disiplin cezalarında keyfiyet var. Yani adeta bütün cezaevleri bir mutlak tecid koşulunda şu anda. En vahim durumlarından biri hasta tutsaklar. Evet,
1300'den fazla, 1336 hasta tutsak var. Bunun 457'si ölmeye yatmış durumda. Ve hala bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Tek bir adım atılıyor. Sivas'ta, Madımak'ta insanları yakan, elinde benzin bidonuyla yangına koşan insanı Cumhurbaşkanı eliyle affetmek. Evet, ülkedeki ayrımcılığın, nefretin geldiği nokta bu. Madımak bir kez daha alev oldu. Hepimizi o tasarrufla beraber bir daha yaktı. Toplumu bir daha yaktı. Alevileri bir daha yaktı. Aileleri bir daha can evinden yaktı. Nasıl bir tasarruftur bu? Nasıl bir anlayıştır bu? Aslında çok da şaşırmıyoruz. Daha önce de ifade etmişlerdi. Madımak'ta insanları yakanlara sahip çıkmışlardı. Bizzat kendi dilleriyle. Şimdi kalktılar, adeta diğer hasta tutsaklara nispet olsun der gibi bu Madımak hükümlüsünü affettiler. İnsan Hakları Derneği'nin raporlarından alıyoruz bunları. Bunlar çok önemli rakamlar. Sadece 2019 yılında 50 hasta tutsak cezaevlerinde vefat etti. 220 bin tutsak var. 280 bin insan cezaevlerinde. Cezaevlerinin kapasitesi 220 bin. 220 binin cezaevi koşulları açısından baktığımızda normal bir cezaevinin olması gereken koşullara sahip olmadığını da ayrıca biliyoruz. Adalet Bakanı her gün bir yargı reformundan bahsediyor ama ortada bir reform yok. Cezaevleri sorunu da büyümeye devam ediyor. Bakın, iki isimden bahsedeceğim size. 28 yıldır cezaevinde olan Nurcan Bakır, tedavisi için defalarca başvuru yapmasına rağmen bu talepleri karşılık bulmadı. Sonunda Nurcan Bakır cezaevinde kendi yaşamına son verdi. Evet, maalesef. Ve yine 24 Ocak'ta Hüseyin Polat Tekirdağ cezaevinde hasta, rahatsız, hastalığını dile getiriyor. Orada çok keyfi bir biçimde bir iğne yapılıyor kendisine. Buna bağlı olarak kanaması artıyor ve maalesef o da cezaevinde yaşamını yitiriyor. Örnek vakalar bitmiyor bu ayrımcılığa, bu nefrete, bu hak ihlallerine dair. Elazığ depremi. Depremde cezaevinde adli suçlular için kapılar açılıyor. Onlar dışarıya alınabiliyor. Siyasi tutsakların kapısı açılmıyor. Yani deprem peşi sıra gelse, cezaevi çökse, içeride insanlar yaşamını yitirecek. Tam da işte görmüş olduğumuz hak ihlallerinin en açık, en çıplak örnekleri. Hak ihlalleri konusunda bugünlerde yaşadığımız önemli bir konuda grup yorum üyelerinin açlık grevi. Açlık grevindeler, aslında şarkı söylemek istiyorlar. Evet, şarkı söyleme hakları ellerinden alınıyor. Grup yorum üyelerine aslında bir tecrit uygulanıyor. Dedik ya, bir kere tecrit hukuku varsa ülkede her yere yayılır diye. Şarkı söyletmiyorlar. Ve onların en temel hak talepleri yok sayılıyor. Helin Börek 229 gündür, İbrahim Gökçek ise 231 gündür açlık grevinde. Bir an önce bu hak ihlaline son verilmesi çağrısını yapıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, ekonomi alanına da baktığımızda durum her geçen gün daha vahim bir hal almaya devam ediyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Yine yalan rakamlar. Yine uydurulmuş rakamlar. Uydurulmuş iddianameler, uydurulmuş enflasyon rakamı. Sistemleri hep aynı. Uyduruyorlar. Ortalama enflasyon 14.52'lerde ki bu bile TÜİK'in rakamı. TÜİK rakamları çarpıtmaya devam ediyor. Rakamları çarpıtmanın bir yöntemi olarak da enflasyonun hesaplandığı sepetin içinden gıdayı azaltıyorlar, ulaştırmayı azaltıyorlar, kirayı azaltıyorlar. Çok seçiciler. Çünkü bu üç başlıkta aslında emekçilerin, halkın, yoksul halkın en temel harcama kalemleri. Bu harcama kalemlerine baktığınızda en dramatik fiyat artışlarını bu kalemlerde görürsünüz. Gıdada enflasyon %40, çarşı pazarda enflasyon %40. İnsanların sepetine giren şeyle TÜİK'in sepetine giren şeyler farklı. O yüzden de
TÜİK'in enflasyonu sahici bir rakam değil. Asgari ücrete bakın. Asgari ücrete zam yaptılar. Bir ay içinde asgari ücret alım gücünü kaybetti. Yapılmış zam bir ayda bitti. Avrasya Tüneli'ne %56 zam yapmışlar. Şimdi bu %56 zam Avrasya Tüneli'ne yapılıyorsa neden asgari ücrete %56 zam yapmıyorsunuz? Alım gücünü korumak, ulaşım alanındaki bu zamlar alım gücünün korunması için en önemli faktörse neden ücretlere yaklaşırken çok düşük zamlar ama diğer konulara gelince yüksek zamlar gündemde oluyor? Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, insanlar doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Taksitli doğalgaz dönemi başladı ülkede. Düşünebiliyor musunuz? Isınamıyorsunuz. Evet, ülkede elektrik, doğalgaz, gıda fiyatlarındaki artışlar yoksulluğu giderek yaygınlaştırıyor, derinleştiriyor. İşsizliğin artışına neden oluyor. Ama ben umutluyum. Bununla baş etmek için inanıyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı yine mutlaka bir fetva verecektir. Sevgili arkadaşlarım, ekonomi deyince aslında 200 milyon lira Ukrayna'ya yolladı ya, hakça dağıtım programına sahip olan HDP olarak 200 milyon lirayla 200 çiftlik kurardık. 200 çiftlikte biner aile istihdam edilirdi. Kendi kooperatifleriyle üretirlerdi. 200 bin insan aslında geleceğini kurtarırdı. Onun iktisadi etkisi de 1 milyon insana ulaşırdı. Evet, işte HDP, işte AKP. Bir tarafta talan ekonomisi, bir tarafta halkın ekonomisi. Dolayısıyla dış politikada nasıl bir demokratikleşme programımız varsa, iktisadi yaşamda da yine iktisadi alanın demokratikleştirme programımız var. Deprem konusundaki vergilerle beraber aslında bir şeyi daha gördük. Yolsuzluğun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir konudan bahsedeceğim. Kızılay'a bir yardım konusu depremle beraber gündem oldu. Başkent Gaz Kızılay'a yardım yapmış. Çok büyük bir rakam. Öyle büyük bir rakam ki Kızılay bununla belki de Elazığ depremindeki bu mağduriyetlerin hepsini ortadan kaldırabilirdi. Ama o para Kızılay'da kalmamış. Kızılay üzerinden Ensar'a aktarılmış. Ensar Vakfı'na. Ensar'ı hatırlıyorsunuz. Peki neden böyle bir şey var? Kızılay'ı neden taşeron yapıyorlar? Bu Başkent Gaz kimin? Başkent Gaz torunların. Yani bu yandaş müteahhitlerin. Çok iyi kazanmışlar. O kadar iyi kazanmışlar ki ve nasıl kazanmışlar ki kazançlarının bir kısmını Ensar'a aktarıyorlar. Doğrudan aktarmıyorlar. Dolaylı aktarıyorlar. Kızılay taşeron oluyor burada. Neden? Çünkü vergiden de kaçırma peşindeler. Vergi zararı yaratma peşindeler kamuya. Eğer doğrudan Kızılay'a aktarmaz, Ensar'a aktarırsa vergi matrağından o rakamı düşemez. Kızılay'a aktarıyor, vergi matrağından o rakamı düşüyor. Dolayısıyla aslında yapmış olduğu bağışın bir kısmını da vergi tasarrufuyla tekrar geri almış oluyor. İşte akıl budur. Yolsuzluk aklı, talan aklı budur. Bu akıl ülkeyi daha da yoksullaştırmakta, fakirleştirmektedir. Tüm bunlardan kurtulma zamanıdır. İşte şimdi yapmamız gereken budur. Hep birlikte yan yana gelerek arkadaşlarım, yoldaşlarım, omuz omuza vererek bu iktidardan kurtulmak için daha kararlı, daha güçlü adımlar atma zamanıdır. 23 Şubat'ta büyük kongremizi gerçekleştiriyoruz. Büyük kongremizde yan yana geleceğiz. Buluşacağız. Ama bu kongremize herkesi davet ediyoruz. Bu ülkede bu iktidarın mağdur ettiği, sömürdüğü, bu iktidarın şiddet uyguladığı herkesi kongremize bekliyoruz. Kadınları bekliyoruz, emekçileri, gençleri, Türkiye'deki tüm halkları, tüm inanç, farklı inançta olan herkesi kongremizde buluşmaya davet ediyoruz. Gelin birlikte demokrasi ittifakını var edelim. Gelin birlikte demokrasi ittifakıyla hep birlikte bir çözüm yolu bulalım. Bu iktidardan kurtulmanın yolunu bulalım. HDP çözümdür. HDP umuttur. Çözümde, umutta buluşalım. Bu karanlığa, bu kabusa hep birlikte son verelim.
Demokrasi İttifakı ile demokratik çözüm, demokratik anayasa ve yerel yönetimlerle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi hep birlikte var dedim. Şimdi Demokrasi İttifakı'nı inşa etme zamanıdır. Bugün toplumun bu sisteme, bu gidişata itirazı var. Bu itirazı hep birlikte örgütleyeceğiz. Halkların, emekçilerin, kadınların beklentilerine hep birlikte yanıt üreteceğiz. Çokluğun siyasetini var edeceğiz. Çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyet için mücadelemizi yükselteceğiz. Farklı mücadelelerin ortak eylemliliğini, ortak dilini var edeceğiz. Radikal demokrasi anlayışımız gereği tüm toplumu kucaklayan, ayrımcılığı dışlayan, herkesle birlikte herkes için siyaset diyeceğiz. Demokrasi ittifakıyla hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Hepinizin yolu açık olsun. Hepinize çalışmalarda başarılar diliyorum. Serkeftin Evancı.